Ya tatlısı şekeri iki tane oğlumuz var. Çocuklar esere mi benziyor daha çok tavır olarak sana mı? Hangisi sana, hangisi esere? Ya Ya da burada ben objektif olamıyorum ya. Buna sen cevap ver. Bilmiyorum yani tavır olarak. Sana sana mı benziyorlarmış gibi geliyor? Yani biraz bana tavır olarak ikisi de bana birazcık daha fazla benziyorlar gibi geliyor. Büyük olan Kuzey zaten eserin kopyası gibi yani. Mete böyle biraz karışık oldu. Kuzey'in tavrı nasıl sana benziyor? Kuzey sosyal, bildiğin insanlarla konuşan. Ha evet, orada sevgi hani dolu. Sevgi dolu bir çocuk ya. Senin ne alakası var ya? Sen kendine ne yaptın sen ya? Sen niye Kuzey'i sahipledin? Sen Mete'sin. Huysuzluk üzerinden demiştim ya. Kuzey'in böyle bir iyi. O da naz. O nazlı bir çocuk, o da yine ben. Ablalar, anneler. Ben oğluşum naz... mu? Evet, doğru, oğluşum. Olabilir. Doğru, yani doğru. Kuzey ben, Mete de sen. Yani tip olarak da Mete sana evet, daha yakın. Doğru. Mete şey, yani ne yapıyorsunuz davranın öyle. O da asosyal kenara duruyor. Ne gerek var falan. Evet. Evdeki en olgun ruh Mete bence. Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Hep bir bakışında şey var yani, baba yani ne YouTube ya falan. Ne yapıyorsunuz siz ikiniz? Mutsuz mu? Çift terapisine çok ya. Çok mutsuzlaşıyorum. Ya da video çekerken, böyle real çekerken bir bakışı var değil mi? Falan. Annem babam evde neyin peşinde bunlar? Böyle tamam. Şey yani biraz bekliyorum yani. Mete'den böyle bir ani çıkışlar, daha böyle böyle yönetmesi zor biri olacak. Yani daha bize karşı çıkan Mete olacak gibi. Kuzey zaten. Evet. Berfu şey nasıl oldu? İnsanlar mesela şimdi çocuk yapmak çok büyük bir sorumluluk ve hayatın aşırı. Çok büyük bir kısmını, hatta kendine ayırdığın kısmından daha büyük bir kısmını ona ayırmakla alakalı. Ve öyle olunca iş, kendi özel yaşamın, kendine ayırdığın alanlar, oraların hepsi mahvoluyor gidiyor. Fakat ben sizde yani düğününüzden bugüne kadar süreci gözlemci heyetiyle birlikte takip ettiğim için ben çocukların büyüme sürecinde de yani sizin evliliğinizin hani bugüne kadar gelen süreçte de çocukların mesela sizin işlerinizden, sizin hayatınızdan, hani bizimle olan görüşmenizden, hukukunuzdan da çok böyle alıp götürdüğünü görmedim. O böyle çok iyi yönetilmiş bir süreç. Bu nasıl oldu? Yani bu zamanlamayı hani senin içinde ama esas olarak anne olduğun için sen nasıl yapıyorsun bunu? Ya birazcık hırsla da alakalı işte yani, hem çocuk yapıp gerçekten çocuk bütün hayatın her şeyini süpürüyor yani. Eğer hani oraya limit koymazsan çocuğa limit koymak gerekiyor. İşte bu senin uyku saatin, bu senin yemek saatin, bu bizimle geçireceğin vakit, bu da bizim kendi vaktimiz. Orada birazcık annelik, işte babalık, işte ebeveynlik, karı kocalık ve benim kendi özel alanım, eserin kendi özel alanı. Çocukların da sonuçta onlar da birey yani, onların da özel alanı olması gerekiyor. Oradaki o sınırları çok iyi çizdim yani, onu hallettiğim için bir şekilde güzel güzel o yolunu bulduk yani, devam ettik. Şimdi şu an kaç yaşındalar çocuklar? 3,5. 4,5 değil mi? 4,5 olan kim başka? Kuzey 4,5 değil mi ya? Biz sana bunu söylemedik. Eser'in bir oğlu daha var. 2019. Burada artık bunu söyle. Geliyor. Bunu artık söyle. 4,5 yaşında. Onu da çağıralım. Nasıl ya? 4,5'a 3,5. Hayır aşkım. Ne? 4'e 2,5. 3,5'a 2. 3,5'a 2 mi? Kepazelik bu ya. Yani. Babaya bak abi. Hayır 2019. Mart. 2019. Hadi tamam. 3,5'a Ekim. 4 de 25 Mart, 22. Ben tarihi tam söyleyeyim de. 25 Mart. Sen şu an çocuklara dair bir detay ver. 21. Konuyla İsimlerini söylesene bana bir isimlerini. Aa 2,5, 4 değil mi ya? 4 ya. Geliyorlar ya, oraya doğru gidiyorlar. Hayır, Ekim'de 4 oluyor işte. Ama ben 4,5 dedim, tamam. Evet. Tamam, 4'e 2,5. Bu nasıl babalık ya? 4'e ya 2,5 şey, abi sen, insan çocuğunun yaşını bilmez gerçekten mi? Gerçekten abi yaşıyla ilgili bir şey değil. Yaşını bilmez ama bir dokunuşundan her şeyi anlarsın baba olarak. Ya zaman çok hızlı akıp gidiyor, onu şey yapamıyorsun. Akmamış ki 4 sene 3 sene olmuş kız yani. Nereye akmış, hiçbir şey akmamış yani. Oha, nasıl bir 3 sene biliyor musun sen? Bence en sert dönemi başı ya çocukta gerçekten. İlk 3 gün mü? Senin için öyle gözüküyor çünkü ya. Garibin bu kız çekmiş ya her şeyi. Gerçekten çok çekti. Ben Berfu, çektim tabii Berfu, ya. Berfu yani Kuzey, Mete ve Eser'e baktı diyebiliriz. Evet. 3 çocuğu var yani. Hayır, bir de şimdi bak, bir çocuk yaparsın ve tamam o... Artık yani evlat, sonra ikinciyi yapmak, aynı motivasyonla kaldığın yerden devam etmek yani. İnanılmaz. Ben aynen de inanamıyorum. Delirmişim ya. Yani şeyi hakikaten yani çocuk ve çocuk bakma bence. Ve bütün sistem, tabii ki pandemi falan süreç de bize yardım etti de Berfu bu konuya çok yatkın biri. Hmm. Yani kardeşini de büyüttüğü için yaş olarak. Öyle bir şey yok da kardeşim ablayım yani. Ablasın ve ablalıkta o duygu var zaten. Bu konuyu çok... Hızlı adapte oldun yani. Ben hala işte çocuklar kaç yaşında, ne oluyor, büyüyoruz, benim iki oğlum var falan. Şey değilim yani, hala ben çok yabancılaşıyorum. Ama bir şey söyleyeyim sana, yani biraz babalarda, benim babam da mesela hala bana şey sorup duruyor. Yıllardır yani. Kaç yaşındasın? Sen kaç oldun lan? Enteresan bir şey ama. Ya biraz şey, ya içgüdüsel olarak baba olmak biraz daha böyle, daha mesafeli ve daha şey olmayı, sanki vücut öyle bir şey istiyor gibi ama artık yeni babalık bu değil. Yeni babalık yeni babalık, yeni babalık yani güncel babalık artık
Anneyle tamamen eşit şartlarda ve hatta daha fazla yardım eden, yani full aktif o dünyada olması gerekiyor. Ama içgüdüsel biraz şeysin yani, zor bir şey yani şu çocukları an baba olmak. Büyütürken eserin katkısını böyle bir ila on arasında puanla diyecektim. Sıfır diyemezsin. Bak, ya. Sıfır diyemezsin. Bak yemin ediyorum son 6 ay. En az 2. Bak en az 2. En az 2. Biraz tartışsak 3. 3-4. Ya yemin ediyorum ama bak. Ama hiçbir zaman 5 değildir. 5 asla değil. 5 değil. Bu arada 3'te değil. 0-75'ten 1 olabilirsin hayır, max. Hayır. O da son 6 hakkımı ay. Yersin. Milyonların önünde hakkımı yersin. 3. Gerçekten ve son hakkını tartışma. Yerim ve çok da kolay olur benim için. Yani asla o kadar değil. 3 falan istiyor. Abi böylece oluyor. Ya böyle. Ulan biraz yukarıdan açsana şeyi. Belli bu. Hani, altılarla girsen 4'e düşer o belli. Ya abi ya şey, net, 6'ya giremem. Ya, sıfırdan gelmişim anladın mı buralara? O yüzden 3 iyidir yani. Mümkün değil ya. Ama no, hayır gerçekten objek. 0 da değildir. Sen hayır ne yapıyorsun ya? Ben... Hiç suda mı getirmedi bu adam ya sana hayır yani? Hayır ya evdeki tavrım. 2 falan 2. Bir şey söyleyeceğim aşkım. Sen babalı... Yani bütün o evdeki huzuru yönetme, senin mutluluğun bir şey yani bütün genel benim olarak... Benim mutluluğum bizim ikimiz arasındaki hayır ilişki. Ama çocuğun gördüğü baba figürü çok iyi hep. Hep iyi evde ve hiç böyle... Sürekli yatıyorsun aşkım evde. Yatıyor ama evde yatıyorum mesela. Yani burada konuyu şey olarak bak. Babanın evde gördüğü aile resmi çok güzel çocukların ya. Babalık, babalık meselesi sıfır ediyor. Babalık meselesi hakikaten 3 yaşından itibaren... Çocuğun böyle şuurlu bir şekilde baba deyip sana gelip bir şey istemesi 3 yıl oluyor abi. İlk 3 yıl hakikaten çocuk daha hani muhtaç, isteği bilmem ne, ağlama, etme, ne dediği anlaşılmayan bir durumda. Dolayısıyla ben şimdi devreye girdim aslında. Yani şu an şimdi bundan sonra ben varım. Şey. Şimdi seyret gör bakalım 3 mü 5 mi, 0.75 mi gördün. Sabah ben arabayla bilmem bir saat gidiyor onlara hiç anlatmıyorsun. Ben şu an her sabah bir mesaim var. Sevgili seyirciler. Yazıklar olsun. 4, 5. <dört, gülüyor>